şeyhim, huzura vardık, desturu aldık. Estağfurullah. Buyurun. Af buyurun hocam. İsrail ordusu 3 sınır bölgesindeki Suriye ve Filistinli göstericilerin üzerine ateş açarak Golan Tepelerinde ve Lübnan sınırında toplam 17 Filistinliyi öldürmüş. İsrail'in güneyinde gerilimin yüksek olduğu Gazze şeridi sınırında ise 100'den fazla Filistinli yaralanmış. Yüzünden ve kalbinden yaralanan 25 Filistinli'nin durumunun ağır olduğu belirtilmiş. Kardeşim, Filistin'i bir coğrafi bölge olarak ele alıyorlar. Böyle olmaz. Türk-İslam Birliği içerisinde olayın değerlendirilmesi, İttihat-ı İslam içerisinde değerlendirilmesi lazım. Filistin'i kurtaracağız, Filistin. Kardeşim, bütün İslam aleminin birleşmesi gerekiyor. Bir tek Filistin'de mi sorun var? Evet. Afganistan'da sorun yok mu? Irak'ta sorun yok mu? Libya'da yok mu? Fas'ta, Tunus'ta, Cezayir'de yok mu? Her yerde var. İttihat-ı İslam sözünü söylemek sanki zehir ya. Ağızdan alamıyorlar. Her şeyi söylüyor. Her türlü slogan atıyorlar birçok yerde. İttihat-ı İslam lafını, sözünü, laf demiyor de sözünü, Allah affetsin, ısrarla ağızdan almak istemiyorlar. O zaman zulüm devam ediyor işte. Acımasızlık devam eder. İttihat-ı İslam olsa Filistin'de damla değil, milim böyle kan akmaz. Kimsenin de burnu kanamaz. İnşallah. Herkes biliyor böyle olduğunu. İnşallah. Buna direndikten sonra bu sistem devam eder. Bu acıları yaşarlar. İnşallah. Ya bu acıların son bulması mümkün değil. Herkes bu acıyı çeker. İnşallah. İsrail de çeker, Filistin de çeker, Libya da çeker, Fas, Tunus, Cezayir, herkes çeker. Direnmeyecekler. Allah'ın sözünü yerine getirecekler. İttihat-ı İslam'ı yapacaklar. Mehdi'yi de başlarına getirecekler. Konu bitecek. İnşallah. Yani Allah biz oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık diyor dünyayı. İttihat-ı İslam istemiyorum. Ne istiyorsun? Nargile kaynatmak istiyormuş. Keyif yapacak. Göbeğini kaşıyarak. Öyle bir dünya yok. Allah rahatlık vermez. İlla ki İttihat-ı İslam.